Efendim iyi sabahlar, hoş geldiniz programımıza. Haber Ekstra'da bu sabah da bir merhaba dedik. Yeni bir hafta, yeni haftanın hepimize iyilikler, güzellikler getirmesini diliyoruz. Yürekten iyi haberler diliyoruz. Bir takım telaşlar yaşıyoruz. Kimi ekonomik, kimi başkaca. Yani mesela benzinliğin önünde kalabalıklar görüyorsunuz. Akşama acaba bir zam mı var diye düşünüyorsunuz. İki gündür bir ayçiçek yağı meselesi var. O aldı başını gitti. Ben dün bunu gözlemlemek için bir çıktım market meselesinde. Herhalde hepinizin ufaktan bir tecrübesi olmuştur. Ucundan kıyısından. Ayçiçek yağı meselesiyle ilgili ihtiyacınız olur olmaz. Dün bir markete falan girdiyseniz ne yaşandığını görmüşsünüzdür. İlginç şeyler oluyor değil mi? Farklı farklı böyle. Bir kere ne kadar dışa bağımlı olduğumuz ortada. Vatanımızın her yerinde çok rahatlıkla yetişebilecek ayçiçek yağı ve ayçiçek. Yani yağlı tohum olarak adlandırdığımız meselede en az %40 dışarıya bağımlı olduğumuz ortaya çıktı. Bir de üretim Türkiye'de düşünce sebebi dışarıdan daha ucuz alıyormuşsunuz gibi bir imaj oluşuyor. Bu tütünde de öyle, şekerde de öyle. Ben bunu milletvekillerine bile anlatamamıştım yani şeker özelliğinde. Efendim dışarıdan şu kadar fiyata şeker almak varken Türkiye'de şeker üretmek nedir diye başlayan, o gün bana bunu söyleyen size şimdi en az 3 tane milletvekili sayarım. Bunlar Malatya milletvekilliği yaptılar bu memlekette. Bunlar Malatya'da milletvekilliği yaptılar. Bu arkadaş, şimdi tamam doğalgazımız yok. Onu dışarıdan alıyoruz. Bu temiz bir şey. Bu konforu yaşamamız lazım. İyi, hoş da birader. Yani ayçiçek de mi aynı? Buğda da mı aynı? Biz makarnanın dünyada çok iyi bir üreticisiyiz. Maşallah ne kadar güzel. Bunun buğdasını üretebilecek toprağımız da mı yok bizim? Bütün hepsini üst üste koyduğumuzda bizim bir tarım politikasının olmadığı ortaya çıktı. Yıllarca aynı şeyi yaşadık kayısıda. Dökme kayısıyı kutuya koyup millete ihraç ettiğimiz, üstüne export yazdığımızda ihracatçı sevindi, biz de sevindik. Ortaya çıkan rakam bizi tatmin etmedi ama mutlu etti. Kayısının fiyatı ama şunun altına düşmesin derdine düştük. Onun altına düşmeyince mutlu olduk. Hayır öyle değil. Bütün dünyada, bunu bir kez daha söylüyorum, geçtiğimiz haftada tekrarladım. 5 milyar dolarlık bir kuru kayısı ticareti yapılıyor. O onu bizden alıyor, bizden mamul üretiyor, ona satıyor. O onu markete satıyor, market vatandaşa satıyor. Avrupa'da böyle hikaye işte gidiyor. Biz de diyoruz ki kayısıyı yapıp buradan gönderiyoruz. Ne gönderiyorsun? İslimli kayısıyı gönderiyorsun. Mamulün var mı? Yok. Ne yapıyorsun? Kutuya koyuyorsun, gönderiyorsun. Nereye? Fransa'ya. Çok büyük başarı. Avrupa Birliği coğrafi işaret belgeli bir ürün bu. Uluslararası standartlarda bir ürün yolluyoruz. Çok özel bir ürün yolluyoruz. Niye bunun %10'unu, %10'undan şu memleket yani Malatya nemalanmasın? Allah daha kurban olduğum böyle bir nimet vermiş. Daha ne versin? Bir coğrafyaya sıkışmışsın. O coğrafyanın içerisinden sana dünya pazarının %85'ini vermiş. Sen 5 milyar dolarlık o büyük payın içerisinden %10'u almaktan acizsin. %3,5'larla, %4'lerle, %5'lerle yetiniyorsun. Çok şükür deyip oturuyorsun. O zaman demek ki bazı şeyler mübah bize. Yani ayçiçeğinde de bu böyle. Ne oldu Trakya'ya? Ne oldu Ege'ye? Ne oldu Anadolu'ya? Ayçiçeğin yetişmeyeceği toprak mı var? Var, yok. Destek vermedin. Dışarıdan almak daha karlı dedin. Böyle bir kafa var mı? Böyle bir tarım politikası. Bununla biz bir yere geldik işte. Bakın fındıkta da dünyada bir numarayız. 1 milyar dolar civarında bizim toplam şeyimiz, ihracatımız. Dünyadaki fındık toplam döngüsüne kadar diye bakarsanız o da 10 milyar dolar. Orada da %10'dayız. Neye döndü bu iş? Şimdi
hafta bakın sabahleyin bir benzinliğin yanından geçiyorum ya. Başıma geleni söylüyorum size. Dört tane pompa var, dördü de dolu. Aklında ilk gelen sinyal. Bugün bir zam olacak mı? İşin kötü tarafı, cumartesi günü de demişler ki 30 kuruş mu, 50 kuruş mu? Neyse bir zam gelebilme ihtimali var pazartesi. Aklıma şu geliyor. Millet duymuş, gelmiş alıyor. Ne alıyor, ne kadar alabiliyor? Allah aşkına ne kadar alabiliyor? O da aynı bir hikaye. Alırsa da kredi kartını basıp alıyor. Benim şu anda kendi aracımın deposu 1236 liraya doluyor. O gün bana bir kardeşim dedi ki, ya kartla martla çektiriyorsun. Hele bir dedi, bir de banknotla bir say bakalım ne kadar para veriyoruz dedi ya. Bunların hepsi psikolojik biliyor musun? Vallahi doğru söylüyor. Şimdi bugün sabah bu psikolojiyle uyandık. Bak onu gördüm. Dedim bugün bir şey mi var dedim. Çünkü başıma geldi. Bir hafta önce cuma günü vallahi haberim yok. Şeyden akşama bir benzine yakıta zam geleceğine. Bir miktar benzin alayım diye girdim. Abi bakan bir tane pompacı yok. Çünkü hepsi dolu. Bir tek benimki. Benimki de biraz dışarıda kaldı. Şaşırmışım. Dedim ki arkadaşlar her gün mü maşallah? Nerede oldu ya? Sonra geldiler benim oraya. Bekledim epey. Bir şey de söylemediler. Akşama şak diye geldim. Bugün sabah da dedim ki vardı bir şey herhalde. Bu gene bir şey var. Şu anda biz bunu yaşıyoruz. Ukrayna'yı seyrediyoruz gözlerimiz kapalı. Orada market rafları bomboş falan. Dün ben gittim. Dün de market rafları bomboş birçok yerde. Bir şeyin hakkını vereceğim. Bir şeyin. Şimdi ne oldu? Bir şeyler yaşanıyor dışarıda. Ben de bir gideyim dedim abi ne oluyor? Bir şey de lazım mı eve? Şu. Tamam ona da bakarız. Ha çekiyor da lazım değil. İyi. Peki. Hadi bir girelim bakalım. Bizim evin oralarda bir tarım kredi kooperatifinin şeyi açılmış. Marketi. Hani Sayın Cumhurbaşkanımız 1000 tane olacak demişti ya. Onlardan bir tanesine girdim. Raflarda makarna yok. Raflar bomboş. Burada ne vardı diyorum. Şimdi bilmediğim için. Makarna, tiket var. Ne oldu buraya? Vallahi millet girdi çıktı diyor. Allah Allah. Bu tarafa bakıyorum boş. O tarafa bakıyorum boş. Bir ablamız var önümde. Aradan gidiyor. Ben dehşet içindeyim ama. Çünkü simsiyah raflar. Bir de şeyler siyah. Rafların arka planı önü falan komple siyah. Ablanın bir ayçiçek yağı sordu. Dedi ki valla abla sabahleyin depodan bir miktar vardı çıkarttık. Bitti. Hatta espri yaptı çocuk. Dedi ki yani aşağıda dedi iki tane dedi şey kalmıştı ayçiçek yağı. Üresin çoğalsın diye bekliyoruz abla dedi. O hale geldik dedi. Vallahi aşağıda o ikisi de yok. Espri yapıyorum dedi. Güldü. Döndük. Birlik bile ayçiçek yağı yok. Allah hakikaten ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz ha. Oradan çıktım. Meşhur şu bizim üç harfli marketler var ya. Onun ilki var hani biliyorsunuz. Bunlar tamamen rant için kurulmuş olanlar. Bak buradan çok alemi söylüyorum. Bir tane yağ bulamazsın. Varsa ikilik var, birlik var. Beşlik yok abi. Çekmiş atmışlar Malatya'dan da sosyal medyaya. Üçlük beşlik ne varsa kaldırmışlar. Abi bunu bu şehrin içerisinde yapıyorsanız birileri size cezayı keser. Başta Tarım Bakanı. Vatandaşa mal yokmuş gibi niye yapıyorsunuz? Varsa. Kaldırıyorsun. Görüntü de var. Öbür üç harfliye gittik. Orada gittim. İkilik var. Merak ediyorum ne oluyor diye. Bir şeyler aldım. Birinin hakkını vereceğim şimdi. Birinin hakkını vereceğim. Bir tek bu gibi konularda vitrini dolu, hiçbir sıkıntı yaşamayan ama ürün zamlanmış. O zamı da bir şekilde etiketine yansıtmış bir tane market var. O da Maraltya'nın yerel marketi kardeşim. Şimdi reklama meklama yüzünden belediyenin marketi yani sen.
tövbe, onun dışındakilerin hepsinin raflarında bir boşluk imajı var. Lan başka bir şey koy. Yok. Bak onu özellikle yapıyorlar. Bu da psikolojik. Bulursa alsın. Bekletin kardeşim şunu. Şimdi olay nedir? Ne oldu? Hasan Fo, o hazır mı şeylerimiz? Bakın şimdi ben size iki şey derledim. Bu hangisi? Ha şimdi bak. Burada şöyle bir durum var. Sayın yeni bakanla tanıştık değil mi? Cuma günü. Cuma günü Sayın Tarım Bakanı değişti. Sayın Bekir Pakdemirli gitti. Yerine Sayın Vahit Kirişçi geldi. Vahit Kirişçi ilk kucağında bu işi buldu. Size söyleyeyim. İlk bunu buldu. Mevzu şu. Kıyamet kopuyor ayçiçek yağı meselesinde. Bakanlık açıklama yapmak zorunluluğu duydu. Çünkü sessiz kalamazsın. Birçok konuda sessiz de. Şimdi diyor ki, Tarım Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının gıda piyasalarına arz eksikliğine yol açtığını, sayın sevgili bakanım, hayırlı olsun, Allah sağlık sıhhat versin, üniversite konusunda üniversitedaşız. Ben de Çukurova'da okudum birlikte. Onun doktora yaptığı dönemde ben öğrenciymişim. Sevgili bakanım, çok hoş, çok güzel de arz eksikliğine yol açmış. Kim? Rusya. Biz onun arzına niye kaldık abicim? Bu tarım politikalarında biz bu işe niye düştük? Rusya oradan musluğu pat diye ayçiçeğinde buğdayla keserse biz burada un, buğday, ayçiçek derdine niye düştük? Yıllarca bu niye böyle oldu? Ha bu sizin tabii derdiniz, sıkıntınız olmamalı. Siz cuma günü geldiniz de asıl bunun derdine düşmelisiniz. Fakat iktidar 2002'den beri var. Dolayısıyla burada bir şeyler yanlış gitmiş. Bunun cezasını birine kesmek lazım. Ben affını diledi, gittilerle olmuyor bu iş yani. Özürle olmuyor. Özrü kabul olmuyor yani. Arz eksikliğine yol açmış. Rusya arz etmezse biz rica edemiyor muyuz? Edemiyoruz. Kalıyoruz. Bazı temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı iddiaları. Tamam. O kalsın Hasan. İlki. Şimdi geleceğim, bunu anlatacağım size. Türkiye'nin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku vardır diyor Sayın Bakan. Şimdi bir gelin bana çocuklar. Öbürünü sizden hemen bir cümle sonra isteyeceğim. Şimdi ben size bir şey sorayım. Bakanlık bu açıklamayı yapıyor. Sizce bu açıklama tatmin edici mi? İlginç olan ne biliyor musun? Benim tarım bakanım diyor ki kardeşim bir sıkıntı yok diyor. Ama vatandaş birbirini yiyor dışarıda markette. Tenekeler birbirlerinin kafasının üstünde dönüyor vatandaşın. Sebep? Vatandaş bunları çok inandırıcı bulmuyor bu işleri, bu açıklamaları. Başımıza bir iş gelir diyor. Buna benzer bir takım tecrübeler mi yaşadı acaba? Sizce? Sayın Bakan'ın bu açıklamayı yapması tabii ki beni mutlu eder. Rahatlattı mı seni? De bana. Sayın Bakan açıklama yaptı kardeşim. Türkiye Cumhuriyeti Tarım Orman Bakanı açıklama yaptığına göre elbette ki vardır bir bildiği. Değil mi? Bu açıklamayı yapmadan önce vatandaş kuyruktaydı. Açıklama yapıldı, ondan sonra da kuyruktaydı. Şimdi asıl mevzu ne biliyor musunuz? O ikinciyi getir şimdi Hasan. 5 dakikalık bir zamanımız var. Bakın şimdi ikinci paragraf. Onu da sizin için aldım. Diyor ki Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği, Ticaret Bakanlığı, İthalat Genel Müdürlüğü'ne bir yazı yolluyor. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği. Bu yazı Ticaret Bakanlığı tarafından doğrulandı bu arada söyleyeyim. Stoklarda en fazla Mart sonu, Nisan başına kadar mı, Nisan ortasına kadar yetecek yağ kaldığını ifade etmiş. Şimdi kanola, mısır falan konusunda Brezilya ile bir bağlantı kurmaya çalışıyoruz. O bizi şeye götürür. Oradan bir yağ almaya çalışıyoruz. Kim? Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Ticaret Bakanlığı'na yazı yazıyor. Mart sonu maksimum Nisan ortasına kadar bir stoğumuz var. Sonrasında ne yapacağız diyor. Anlatabiliyor muyum?
bakanlıklara bu konularla ilgililerden yazı gitmiş. Dün bir kıyamet koptu, iki gündür. Bir ayçiçek yağı mevzusu var. İnternet üzerinden alışveriş yapanlar, alışveriş için o sitelere girdiklerinde, türlü türlü siteler var biliyorsunuz. Onlara girdiklerinde ayçiçekle ilgili mevzunun kaldırıldığını gördüler. Satış yok. Bu arada $1000'dan 2500 küsur dolara yükselmiş, artı gelmiş. Bunun içerisinde stokçuluk varsa bilemem o işi. Onun gözüne batsın yani. Ama 1000 küsur dolardan 2500 küsur dolara çıkmış ayçiçek yağı fiyatı. Dolayısıyla o ürün Türkiye'ye gelmiş olsa da ki 22 gemi içerisinde Azak Denizi'nde bekleyen, Türkiye'ye hareket etmesi beklenen yağ olduğu söyleniyor ayçiçek yağı. Yalnız bu Brezilya konusunda da GDO riski çok yüksek. Kanola hiç kullandınız mı siz yağ olarak sıvıya? Biz kullanmadık bugüne kadar. Mısır bazen. Birkaç ürün daha var. Bunların hepsinde GDO'su değişmiş ürün olarak geçiyor. Dolayısıyla sıkıntının bu konuda bir hayli ciddi olduğu ifade edilmekte. Vatandaşımızın bu çektiği çile hakikaten sıkıntı. Ama bizim topraklarımız var. Bizim topraklarımızda ayçiçeği şahane. Gün döndü deriz. Şahane oluyor. Çok da güzel. Ama üretici bu mazot fiyatıyla, bu içinde bulunduğumuz tohum fiyatıyla. Buğdayda durum ne biliyor musunuz? 6 liradan tohumluk buğday alıyorsunuz. 6 liradan. 2 liradan buğday satıyorsunuz. Üretici, çiftçi buna nasıl girsin? 6 liradan tohumluk alıyorsunuz. 2 liradan satış yapıyorsunuz. 6 liradan aldığınızı ekiyorsunuz. Olanı 2 liradan satıyorsunuz. Şimdi böyle bir şeye vatandaş girmeyince tarlalar bomboş her yerde. Herkes bir asgari ücret derdinde merkezde. Malatya'nın nüfusunun %72'si Yeşilyurt'ta Battalgazi'de oturuyor. Geri kalanı ilçelerde oturuyor. Onlar da mümkünse ilçe merkezinde. Köy hayatı bitti. Köye giderken yumurta almadan gelme diyor ana babalar. Şimdi bunun olduğu yerde tarım olur mu? Olmaz. Ukrayna'yı biz ne olarak biliyorduk? Tatile Antalya'ya gelen memleket olarak biliyorduk değil mi? Türkiye'de dahil içinde bulunduğumuz coğrafyanın en önemli buğday ihracatçısıymış. Hadi bakalım. Ukrayna. Toplam 100 bin askeri olan ufak tefek bir ülke olarak gördük biz bunları. Bir de hanımlar beyler tatile gelince Ukraynalılar, bunların anladığı bir tek şey var, gelip burada güneşlenip gidiyorlar diyorduk. Adamlar bölgenin en büyük ihracatçısıymış. Biz de bunlardan %40-45'in üzerinde şey alıyormuşuz, buğday. Aldığımız ürünü de makarnaya ve una çevirip ihraç ediyormuşuz. İyi para kazanıyoruz. Buğdayı da biz üretsek ne oluyor değil mi? Şimdi ayçiçeğinde geldi vurdu. Yarın buğdada da vuracak. Bakın şimdi fırıncılar odası da dahil herkes ayakta. Ekmeğe zam istiyor herkes. Şimdi siz bir minibüsçü olsanız, başka bir dal atladım, bu arada ara vereceğiz. Ha, gelmiş. İçinde bulunduğumuz mazot fiyatıyla 20 lira küsür artık. 1 litre mazot. 20 lira artı kuruş. Bu fiyattan yolcu taşır mısınız? Peki bu zam gelince vatandaş ne yapacak? Esnaf gülmüyor, vatandaş ağlıyor. İnandırıcılığını kaybetti bazı şeyler. Bir büyük sıkıntının içindeyiz. Allah sonunu hayretsin. Hafta sonu da böyle bir tantanayla geçti. Bir virgül koyalım. Hemen devam edeceğiz. Görsel haberlerimiz de var. Bu arada Malatya Spor Cuma günü Adana Demirspor'u vallahi yendi. Çok mutlu olduk. 20 puana yükseldi. Onu da konuşacağız. Konu başlıkları var. Bir ara, hemen sonra yeniden buradayız. Evet, tekrar birlikteyiz değerli izleyenlerimiz. Şimdi bu arada herkesin biraz eli yüreğinde. Tabii bizim ihracat meselesiyle ilgili de aslında size bir rakamsal büyüklük verebilirim. Bu da açıklandı ama tabii mevzuyu sadece karşısıyla sınırlı tutmamak lazım. Türkiye İhracatçılar Meclisi, TİM, çok önemli bir kuruluştur.
Şubat 2022 itibarıyla bizim Malatya'da ihracat rakamını 35 milyon 21 bin dolar olarak gerçekleştiğini açıklamış. 35 milyon 21 bin dolar. Geçtiğimiz yılın aynı günü itibarıyla bugünü karşılaştırdığımızda, yani Şubat 2021, Şubat 2022 karşılaştırdığımızda da rakamlarda bir artıdayız. Öyle görünüyor. Ben bu işin mamül meselesiyle Kayseri mevzu başta olmak üzere çok daha artabileceği düşüncesine tüm değerli ilgililer gibi takmış vaziyetteyim. Bu hususta Ticaret Borsası ve Malatya Büyükşehir Belediyesi iki ayrı hedef açıklıyor. Bunların her ikisi de Malatya'nın ulaşması gereken hedefler. Bir tanesi 100 bin ton ürün ve 5 dolardan ediyor 500 milyon dolar. Ya yani bunu bulmamız lazım bizim başta. Ama 5 milyar dolarlık bir ticaret hacmini düşününce Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gülkan da geçen buradaki programda dedi ki 1 milyar doları yani %25'ini Malatya'ya getirmemiz lazım. Bu böyle bir olası hikaye. Hakikaten öyle. Dur bakalım ne olacak ama şu andaki rakamlar bizim yüzümüze gülen rakamlar değil. O haberin detayını, yani dünkü 8. haberin detayını verebilir miyiz arkadaşlar? Dünkü 8. haber. Hasan'cığım dünkü, bir önceki günkü değil. Yani o eğer müsaitse bana söyleyin. Şimdi dünün haberi değil mi o? Arkadaşlar hangisi? Ha tamam. 35 milyon 21 bin dolar değerli izleyenler. 2022 Şubat ihracatımız. Tabii şimdi bizim toplam ihracatımıza baktığımızda biz 800'leri falan buluyoruz. 800 milyon dolarları falan yıllık toplam. Ama bunun içerisinde işte kimi zaman 250, 270, 300 milyon dolar, kimi zaman 300-350 milyon dolar civarında bir şey ihracatı buluyoruz. Kayseri ihracatı buluyoruz. Artıyı koyduğunuzda bunun içerisinde organize sanayi bölgesi de var. Başkaca ihracatları da var. Bunlarla beraber toplamda bu rakamı buluyoruz. Bu konuda eleştiri çok. Haber aktaracağım şimdi size. Belki birkaç küçük detay da ekranınıza gelir. Ama mesela Kahramanmaraş bizim şöyle olduğumuz bir şehirdi. Yani biz buradaydık, Maraş buradaydı mesela. Şimdi Maraş'ta bizim aramızdaki durum böyle. Ve Maraş'ta Pazarcık başta olmak üzere yeni organize sanayiler kurulması konusunda ciddi bir şey var. Hareketlilik var. Bizde yanlış bilmiyorsam bir Darende de bir organize sanayi bölgesi kurulması hususunda bir şey vardı. Oradan da bir verim alabildik mi? Alamadık çok. Hayvancılık OSB konusu var. Yazıhan daha hala revaçta. İş belli bir noktaya gelmesi çalışıyor. Onu şu anda oradan saymayın. Fakat dediğim gibi komşu illerde bu konuda ciddi bir şey var. Bu arada hafta sonunda bir ara bir okudum onu. Yatırım planlamasında 7,5 milyon TL gibi, yani 7 trilyon 600 milyon lira gibi, 7 milyon 600 bin lira gibi bir rakam hayvancılık OSB ile ilgili yatırım programında gelmiş ve harcanmış görünüyor. Ama Yazı Hanım bundan haberi var mı onu bilmiyoruz. Böyle bir derleme haber okudum. Malatya Haber.com'daydı zannediyorum. 7 milyon 600 bin TL para gelmiş ve bu harcanmış görünüyor. Nasıl oldu onu bilemiyorum. Artık bu konuyla ilgili en üst safhada merakla çalışanların başında Yazıhan Belediyesi geliyor. Yazıhan Belediye Başkanı Sayın Nevzat Öztürk. O haberle ilgili ne düşünür onu bilemem ama ben hayvancılık OSB'den de ciddi anlamda ümitli durumdayım. İnşallah iyi şeyler çıkar ortaya diye düşünürken böyle bir para gelip onun da harcandığı anlaşılmış. Bakalım ne olacak. Şu şey bir izleyelim bakalım.
Şubat 2022 ihracat meselesini. Türkiye İhracatçılar Meclisi 2022 Şubat ayı ihracat verilerini açıkladı. Malatya'nın ihracatı hem Şubat ayında hem de Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemlerine göre artış gösterdi. Buna göre Malatya'nın ihracatı Şubat 2022'de 35 milyon 21 bin dolar olarak gerçekleşirken geçen yıl Şubat ayında 25 milyon 182 dolar olarak gerçekleşmişti. Malatya'nın Şubat ayı ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %39 oranında artış gösterdi. Malatya'da en fazla ihracat yapılan ilk 3 sektör ise şu şekilde: kuru meyve ve mamulleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller, tekstil ve ham maddeleri oldu. Durum böyle. Şimdi eli yüreğinde kayısı üreticileriyle ilgili bir şey söyleyeyim. Bir kere meteoroloji geçtiğimiz iki gün için zirai don tahmininde bulundu Malatya'da. Çünkü eksi sıcaklıkları bulduk. Dolayısıyla ben şimdi önüne meteoroloji bültenleriyle bir bakıyorum nedir ne değildir diye. Bir kere kısa vadede şu 4 günlük, 5 günlük periyotta artı 2 derecenin altını görmeyeceğiz gece. Yani bu zirai don bir zarara neden olduysa cumartesi ve pazar geceleri, cumartesi pazara, pazarı pazartesiye bağlayan gece için konuşuyorum. Onu alırız ama önümüzdeki günlerle ilgili söyleyeyim. Mesela bu gece pazartesi salıya bağlayan gece 2 derece olacak. Salıyı çarşambaya bağlayan gece 4 derece olacak. Çarşambayı perşembeye bağlayan 3 derece, perşembeyi cumaya bağlayan 2 derece olacak. Yarından itibaren bir yağmur geliyor değerli izleyenler. Bugün hava kapalı görünüyor. Gündüz sıcaklıklarını da size söyleyeyim. Bugün 11 derece göreceğiz. Yarın 12 dereceye çıkacak. Sonra çarşamba günü 6 dereceye düşecek. Yani 6 derece birden düşecek salı ile çarşamba arasında. Ama gece sıcaklığında o kadar düşmeyecek. Perşembe 10'u, cuma günü 13 dereceyi buluyoruz. Yağmurlu yağmur başlıyor salı gününden itibaren. Yani yarından itibaren. Cuma günü karla karışık bir yağmurdan bahsediliyor burada. Ben bununla yetinmeyerek şöyle bir 10-15 dakika önce 5 günlük hava tahmini çok önemli meteorolojide. Tamam. 5 günlük hava tahmini çok önemli. Onu çok yüksek bir ihtimalle meteoroloji tutturuyor. Ama ondan sonrakinde sadece bir uzaktan görme yapabiliyor. O uzaktan görmeye bakarsak eğer 15 gün içerisinde bizim bir 14 Mart, 13 Mart'ı 14 Mart'a bağlayan gece hangi güne geliyor? Yani günü çok önemli mi diye düşünebilirsiniz de. Yani haftaya bugünden bahsediyoruz. Pazarı pazartesine bağlayan gece eksi 4 dereceye kadar görebilme ihtimalimiz var. İşin ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Muhtemelen ya açtı ya açacak ama güneş görmedi doğru dürüst. Eğer bugün görmezse 4-5 gün daha güneş yok zaten. Kayısı şu anda bir güneş bekliyor. Pat diye çiçeklerini 3-5 gün içerisinde Kalebattal Gazi o baraj kenarında hele hele şu anda direkt açmaya hazır. Doğan Yol tarafında baraj kenarındaki bahçelerde bekliyor. Daha enginde, daha alt kodda rakımda biliyorsunuz. Bu yıl inşallah çiçek konusunda bir sıkıntı yaşamayalım diyoruz ama şu yağmurların da olumsuz etkisi olduğu söyleniyor. Hem monilya hastalığı açısından hem de tozlaşma yüreme noktasında çok sayıda çiçek görüyorsunuz. Onların önemli bir bölümü yağmur nedeniyle şeye dönebiliyor. Kısır bir çiçek haline dönüşebiliyor. Çiçeği görüyorsunuz, meyveye dönmüyor. Bu çok büyük bir sıkıntı. Bunun da en önemli müsebbiplerinden biri, sebeplerinden bir tanesi yağmur. Tozlaşmayı önlüyor. Bu yıl ne olur? Hep beraber göreceğiz. Bu ayı bir çıkmamız lazım. Şimdi bizde bir ilkbahar erken donları vardı. Bir geç zirai don ihtimali var. Geç. Ben onu hiç unutmuyorum.
4 Nisan'ı 5 Nisan'a bağlayan gece. Hayatımızın en ilginç sabahına uyandık. Şimdi bir don tahmininde bulunuyorlar. Onu size söyleyeyim. 4 Nisan'ı 5 Nisan'a bağlayan gece. Sene 2004. Yılını da hiç unutmam. 2004 yılı. Kaç sene olmuş? 16, 17, 18 sene oluyor. Az da değil. 18 sene önce, 2004 yılında 4 Nisan'ı 5 Nisan'a bağlayan gece. Pazartesi sabahı, hiç unutmuyorum. O pazartesi sabahı kalktık, bir telefon çalıyor ama aklınız durur. Hekiman, Kuluncak. Hekiman da ceviz dondu. Bütün her yerde kıyamet kopuyor. Ben o şeyle 2-3 ismi aradım. Bunlardan bir tanesi de Profesör Doktor Bayram Murat Asma'ydı. Bayram Hoca bu şehrin çok özel bir evladıdır. Ve kayısı konusundaki araştırmalarıyla önümüzü açmıştır. Bu şehrin önünü açmıştır. Son dönemde ekran falan da dahil birçok şeyi dünya beyefendisi bir adam. Hepsini bir kenara bıraktı. Bunlara çok çıkmıyor. Ama sağ olsun telefonda bilgi alabiliyoruz belli konularda falan. Bayram Hoca'yı o zaman aradım. Onunla da konuştuk. Tabii birkaç gün geçmesi gerekiyordu. Ben o gün arabayla yola çıktım. Hiç unutmuyorum. Hekiman'a gittim. Hekiman'dan Kuluncak'a geçtik. Kuluncak'tan Kurşunlu tarafından tekrar Yazıhan'a dönüp böyle bir haber turu attık. Çok kötüydü. 2004, 5 Nisan sabahı. Bayram Murat Asma hocanın söylediği bir laf vardı. Hiç unutmuyorum. 1960'lı yıllarda Fırat Havzası'nda bizim bu bölgede bir don olayı olmuş. Ağaçlar kurumuş. Buna benzer bir hikaye herhalde dedi. Hocam o kadar kötü mü diye sorduğumu hatırlıyorum. O kadar kötüydü hakikaten. Allah o günleri vermesin. Yani bizim 23 Nisan'ımızda, 5 Nisan'ımızda, yani Nisan ayının içinde de belli tehlike kodları vardır. Mart çıktı mı iş bitti diye bir hikayemiz yok bizim. Şu anda bizi etkileyen Monilya hastalığı ve buna bağlı ayrıca tozlaşma nedeniyle yağmurun etkilediği kayısı olabilir. Bir de kayısı nemli olduğu zaman, yağmur yağdığında daha fazla soğuk alıyor. Kendinizden düşünün, çok basit bir şey olacak ama yani saçınızın ıslak olduğunu düşünün, dışarı çıktığınızı ve havanın da çok soğuk olduğunu düşünün, çok daha fazla üşürsünüz gibi düşünün. Dallar bir şekliyle ıslaksa, ki yağmur yağmaya başlıyor tekrar, o yağışla beraber -4'ü, -3'ü çok daha yüksek derecede hissediyor. Daha fazla etkileniyor. Bu nedenle buna çok büyük bir dikkat. Önümüzdeki günlerle ilgili bir 13'ü 14'e bağlayan haftaya, pazarı pazartesiye bağlayan geceye -4 gibi bir şey koymuş meteoroloji. Şimdi 5 günlük hava tahmininde pazartesiyi görmesi lazım. Pazar, cumartesi, cuma, perşembe. Doğru mu? O zaman bizim bunu görmemiz için bir salı çarşambayı görmemiz lazım. 2 gün bekleyeceğiz. Bir görelim bakalım. Hakikaten pazartesi gecesinde -4'ü gösteriyorsa alarm zilleri çalıyor demektir. Bu arada kayısıda çiçek açmada ufak ufak hareketlenme işine başlayacak. Güneş görmediği için bu kadar sessiz sakin gidiyor. Bir güneş görsün siz seyreleyen alameti. Böyle bir durum var. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Ha, 35 milyon 21 bin dolar ihracatın da önemli bir rakamından kayısıyla yararlandığımız için kayısı şu andaki ihracat rakamı, meteorolojiyi hepsini birbiriyle üst üste koyup bir konuşmak istedim. Şimdi bugün ayın kaçı? 7'si mi? Evet, bugün 7'si. 1-7 Mart deprem haftası olarak adlandırılıyor değerli izleyenler. 1-7 Mart. Biz bununla ilgili geçtiğimiz çarşamba akşam bir program gerçekleştirdik. Kısa adı MİMDER olan
Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği'nin Malatya Şube Başkanı, ki şube değil o, Malatya Başkanı. Aynı zamanda da bu derneğin federasyon ve konfederasyon olarak bağlı bulunduğu İMKON, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu'nun Genel Başkan Yardımcısı, İnşaat Mühendisi Mehmet Bilbiloğlu'yla bir program gerçekleştirdik. Çok farklı açıklamalar geldi. Şimdi bir devlet eliyle bir kentsel dönüşüm oluşturulabiliyor hazine araziler üzerinde. Mesela buna bir kentsel dönüşüm ifade edildi. TOKİ karşıda, meydanın sırtında. İnşaat modeli, yapımı, oradaki vatandaşların genel karakteristiği, bugüne kadar nasıl bir evde oturdular, bundan sonra nasıl oturacaklar, çok da fazla hesaplanmadan girildi. Ben o günlerde yine söylememiz gereken şeyleri söyledim ama yapıldı. O bölgede bir çok üst safhada epeyce bir insanımızın yaşadığı, sağlıklı otursunlar. Zemini çok sağlam bu arada TOKİ'nin. Ama ben inşaat modeli, şekli şemali üzerine takılıyorum. Malatya üzerinde çok daha etkisi olan şehrin balkonu, vitrini mahiyetinde bir yer olabilirdi. O zaman böyle planlandı ve yapıldı. Bizim her işimiz biraz çok fazla düşünmeden olduğu için orada çok fazla şaşırmadık ne yazık ki. Elimizden geleni yaptık ama olmadı. Netice, şimdi bu bir kentsel dönüşümdür. Oradaki o tek katlı binalardan çok katlılara geçiş. Bir de şehrin içerisinde kentsel dönüşümlere ihtiyacımız var. Çok ismini anıyorum bu gibi semtlerin. Bizim köklü bir Fuzuli caddemiz var. Altından su aktığı ifade edilir. Kendekten çevre yoluna kadar giden. Bir Milli Egemenlik caddemiz var. Bir Hasan Bey var, bir Çilesiz var. Çilesiz'in bir bölümü zaten kendi kendine müteahhitler aracıyla dönüştü gitti. Bir taraftan bir Cengiz Topeli'miz var. Bu Başarık civarı var, Mehmet Akif Ersoy Caddesi. Turgut Temelli var. Tevfik Temelli var. Temelli caddeleri var. Atatürk Caddesi var, kışla. Sivas Caddesi'nde bilemem ama çok fazla bir şey kaldı mı? Son dönem Battalgazi Belediyesi tarafından bir Şehit Fevzi'de bir kentsel dönüşüm gerçekleşti. O, şimdi çok sayıda vatandaşın içinde bulunduğu projenin altından kalkmak çok kolay bir şey değil. Yani bir ada düşünüyorsunuz. Bu adanın içerisinde işte 7-8 tane tek katlı var, 3-4 tane iki katlı var, 10 tane apartman var, 5 katlı falan. Şimdi bunların bütün hepsinin sahibiyle bir araya geleceksiniz. Buradan bir iş çıkaracaksınız. Bu ancak belediye gücüyle ve devlet eliyle olabiliyor. Dolayısıyla buraya gelip bir müteahhitlere gelin, bir toplantı yapalım bir düğün salonunda. Sizden bu araziden ne çıkarız? Bu onun işi de değil. Bunları belediyeler üstlenecek. Şimdi bu konuda ikinci bölümün sonuna doğru yaklaşırken ki 5 dakikamız var. Sizi bir haberle baş başa bırakacağım. Onu izlemenizi arzu edeceğim. Bu şehirde 2022 yılında 45 bin Yeşillik ve Battalgazi'de konut ruhsatı verilmiş. Yani yapılmış ki verilmiş. Üretilmiş. Bunlar ruhsatlanmış. 45 bin küsur bu ruhsatın içerisinde sadece 4300 tane kentsel dönüşüm sonucu oluşan var. Yani her 100 konuttan 10'u bile değil. Biraz daha az. Halbuki bizim stokta çok sıkıntılı, problemli mahalle evlerimiz var. Madem deprem haftasından bahsediyoruz, bu gibi haftalarda bunlar gündeme gelmeli. Bunun olması gereken de bu. Bu arada bugün saat 11'de haberi hemen şimdi izlemeye başlayacağız. Oradan da reklam arasına gideceğiz bu arada. Bugün saat 11'de hakikaten Malatya'nın yetiştirdiği en önemli yer bilimcilerden bir tane. Bence en önemlisi
pratikte ben gazetecilik yaşamında kendisinin bilgilerinden çok yararlandım. Aldığımız çok sayıda bilgi ulusal bir takım işlerde manşet oldu. Profesör Doktor Mehmet Önal, Yeşilyurtlu çok sevgili bir hocamız, ben de çok değer verdiğim bir isimdir. İnönü Üniversitesi'nde uzun yıllar görev yaptıktan sonra, şimdi emekli yerinde ama tabii bizden de emekli olmadı hoca. Yani bilgisine belgesine başvuruyoruz. Bana sorun şimdi, hoca yokken konuşayım. Saat 11'de Sinem'le programda olacaklar bu stüdyoda. Bana sorun, bu gibi konularda şu anda İnönü Üniversitesi'nde kime müracaat edersiniz diye. İletişim içinde olduğum Allah'ın bir kolu yok. Bu da başka bir hikaye, biliyor musunuz? Yani Mehmet Önal'dan sonra İnönü Üniversitesi'nde hocam bitti. Ama yok, kendini bu işe vakfetmiş. Basınla diyalog içerisinde arkadaşlar şuna dikkat çekmeniz diyen bir adam. Öğretmenlik mi yapıyorsunuz şimdi İnönü Üniversitesi'nde? Ne oluyor kardeşim? Yani lojmana git, lojmandan gel. Millete bir şey anlatıyor. Sizin biliminizden vatandaş yararlanmayınca bu akademisyenliğin adı ne oluyor? Bana bu işler bir tuhaf geliyor. İyi ki var. Allah uzun ömürler versin. Mehmet Hoca ile şimdi saat 11'de yeniden buluşacaksınız. Bu haberi aktaralım mı size? Arkadaşlar hazırsa girelim, oradan da reklam arasına gidelim. Veri Derneği Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, Vuslat TV'de kentsel dönüşümün önemine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gazi bölgesine bakıyoruz mesela, çok ciddi. Malatya'da başta merkez olmak üzere birçok ilçemizde konutların acilen yıkılıp dönüştürülmesi gerekiyor diyen Bülbüloğlu, 2014 yılından 2021 yılına kadar Malatya merkezde Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde 8 yıl boyunca 45 bin adet konut üretildi. 45 bin konutun 4200 adeti sadece kentsel dönüşüm ile inşa edildi. Bu durumda Malatya açısından üzücü dedi ve şunları aktardı. Ne biliyoruz, ne kadar ettik. Bulunduğumuz yerde yani aslında bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi Battalgazi bölgesine bakıyoruz mesela, çok ciddi bir özellikle şehir merkezi, işte çevre yolunun altı olmak üzere çok ciddi bir riskli yapı stoğu mevcut. Bunların acilen dönüştürülmesi gerekir. Şimdi biz 2014 yılında Büyükşehir Belediyesi olduk Rıfat abi. 2014 yılı sonrasında üretim kapasitemizi ve de ne kadarını kentsel dönüşüm kapsamında yapmışız, bunu bir araştırdık MİMDER olarak. Şimdi baktığımız zaman Yeşilyurt Belediyesi olarak 2014 yılından itibaren 25.388 konut üretmişiz. Toplam. Yani 2014'ten 2021'e kadar 25.388 konut, 3.315 tane de iş yeri üretmişiz. Şimdi bunlar hepsi Yeşilyurt bölgesi. Bunlar Yeşilyurt bölgesi. Battalgazi bölgesine baktığımız zaman TOKİ'nin yaptıklarını düşersek yaklaşık 20 bin adet konutta Battalgazi bölgesinde 1200 tane iş yeri de yine Battalgazi bölgesinde üretmişiz. Baktığımız zaman 45 bin adet bizim işte 3-6-8 yıl boyunca 45 bin adet konut üretim kapasitemiz var Malatya'da. Kentsel dönüşümde yaşanan sorunlara ve önündeki engellere dikkat çeken Bülbüloğlu konuşmasına şöyle devam etti. Bunun şimdi müteahhit kar amacı güden, daha doğrusu tüccar mantığıyla, yani hangisi daha hızlı dönüştürecek ve hangisi yapılacak? Sorunsuz. Sorunsuz buna bakar. Yani karlılığına bakar, dönüşümde işte bürokrasisine bakar. Şimdi baktığımız zaman 2012 yılında kentsel dönüşüm kanunu çıktıktan sonra mesela ruhsat harçları alınmıyordu kentsel dönüşümlü binalarda. Bu biraz şeye teşvik etti, kentsel dönüşüme teşvik etti. Niye? Müteahhit dedi ki ya ben burada ruhsat harcını ödemeyeceğim, kentsel dönüşüme yöneleyim. Ciddi boş bir rakam mıdır? Ciddi bir destek. Ancak daha sonrasında bu kaldırıldı ve de şu andaki uygulamayı söylüyorum ben size. Şu anda riskli yapı bulunan bir binaya dönüşüm yapacağınız zaman bir, sizden maliyetin %10'u kadar teminat mektubu isteniyor ilgili idare tarafından. Yani konutun ilgili o projenin bedeline kadar işte 30 milyon lira, 3 milyon lira
teminat mektubu istiyor. Bu teminat mektubunun alınması için bankaya gidiyorsun. 3 milyon teminat mektubu istiyorsun. Diyor ki 6 milyonluk, 5 milyonluk neyse gayrimenkulünü getir. İpotek ettir. Ben sana mektubu vereyim. Onun için öz kaynağını, sermayeni ipotek ettiriyorsun. Ayrıca aylık bir bedel ödüyorsun. Ve de bu hem bürokrasi anlamında hem maliyet anlamında müteahhiti zorluyor. Öbür taraftan baktığımız zaman boş bir arsada Rıfat Gökçe'nin arsası var. Boş, hiçbir sıkıntısı yok. Bugün al, yarın başla. Ruhsat alıyorsun. Ne teminat mektubu, ne başka bir şey, ne maliyet, ne bürokrasi, hiçbir şey yok. Alıyorsun, projeni yapıyorsun, ruhsatını alıp başlıyorsun. Şimdi ben buradan soruyorum, hangisini tercih edersiniz? Siz olsanız ne yaparsınız? Yani siz olsanız ne yaparsınız? Bunu mu yaparsınız? Kentsel dönüşümlü binaya girip oradaki 100 tane... Evet, finaldeyiz değerli izleyenlerimiz. İzlediniz. Şehri dönüştürmek, şehirde sıkıntılı yapı stoklarını, yani sıkıntılı binaları, sıkıntılı evleri, sıkıntılı iş yerlerini, sıkıntılıdan kastım ne? Oturulabilir raporu verilmiştir. Ama 70'li 80'li yıllardan, 90'lı yıllardan kalma bina olabilir. Bu binalar birbiriyle böyle çok bitişik nizam. Yan yanalar, eski semtlerimizdeler. Onların zemin etütleriyle ilgili içinde oturanların ne kadar bir bilgisi var bilmiyoruz. O da var ki müteahhitler yaptı. Şimdi dolayısıyla bunları bir dönüşüme sokmamız lazım. Başımıza bir iş geldiğinde geri dönüş yok. Ama şu anda bir telafi edebilme şansımız var. Bunu gündeme taşıyoruz. Geçen hafta çarşambadan bugüne birkaç haber de aktararak bugün de 1-7 Mart deprem haftasının finalinde çok değerli hocamla özür diliyorum, Profesör Doktor Mehmet Önal'la, çok değerli hocamla Sinem bir programda saat 11'de bir arada olacak. Lütfen bunu izlediniz saat 11'de. Şimdi biliyorum canımızı sıkan ekonomi var. Moralimizi bozan zamlar almış başını gidiyor. Çok kötü durumda hakikaten. Hakikaten bugün bir zam daha ihtimal dahilinde olduğunu söylüyorlar. Yani şu anda 20 lira 30 kuruş mu ne mazot? 19 lira 20 kuruş falan civarında da benzin olması lazım. Ama bizim bütün bu nakliye işlerimizi mazotla yapıyoruz. Taksi çağırarak göndermiyor firmalar kolileri, şunları bunları. Bu marketteki bu ürünlere doğal olarak zam geliyor nakliyeden dolayı. Ürüne de zam geliyor ayrıca. Durdurulamaz bir hale geldi. Hepimiz aynı noktadayız. Bu konuda şüphesiz böyle en azından ya işte hafta sonları birkaç neticeyle dahi ya da görselle dahi ya da giderek bağırarak çağırarak dahi stres atıyoruz dediğimiz bu şehrin bir futbol takımı var. Yeni Malatya Spor'umuz var. Ve Süper Lig'de ve toplam 12-13 civarında şehre kısmet olmuş şeyin Türkiye'nin en büyük liginde oynuyor. Ama çakılmış vaziyette inmekteyiz. Sebep neden niçin bunların hepsini biliyorsunuz. Şimdi bu hafta biz Adana Demirspor'u yendik. Adana Demirspor çok iyi gidiyordu. 1-0 yendik. Vallahi hesap bile etmedim kaç hafta sonra ilk defa galibiyet aldığımızda. Bir beraberliğimiz vardı geçtiğimiz haftalarda Antep'le ilgili. Ama şu an 20 puan oldu. Bizim düşmemek için minimum 40 puana ihtiyacımız var. Öyle denir. 40 artı 1. Bu ne yapar? 20 puan yapar. Kaç maçımız var? Şu anda 10 maç var. 10 maç 3 puanlı sistemde 33 puanlık potansiyel demek. Allah diyoruz, başka bir şey demiyoruz. Şimdi işin ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Biz yendik ama haftalar sonra ya bizim üstümüzde olmak istediğimiz yerde
o sondaki dörtlünün üstündeki yerlerde bulunanlar deplasmanda yendiler. Hem Kasımpaşa deplasmanda yendi, hem Giresun deplasmanda yendi. Onu da size ifade edeyim. Şimdi 32 puana çıktı onlar. Hani biz bir puan aldık, sevindik ya, 3 puan aldık. Helal olsun, neyse. Haftalar sonrasında şeytanın bacağını kırdık diye. Adamlar deplasmanda yendiler. Kasımpaşa gitti, Göztepe'yi yendi. Göztepe kendi evinde Kasımpaşa'ya yenilerek ben düşmek istiyorum mu dedi. Şu anda Göztepe 30 puandaydı. Kasımpaşa 29 puandaydı. Göztepe hayatının harakirisini yaptı, intihar etti yani, anlayacağınız. Bir diğer takım da Rize. O da bizim bir üstümüzde, 23 puandaydı. Gitti Rize'ye, evinde yendi Giresun. Rize de bıraktı işi. Aşağıda kıyamet kopuyor. Şimdi biz de Altay'la oynuyoruz. Altay da bizim bir üstümüzde. Pardon, iki üstümüzde. Ama puan yok ki. 20 puan yani. Elin adamı gitti. Giresun ve Kasımpaşa Göztepe ile Rize'yi yendi. Ateş hattındaki iki takımı yenerek 32 puanlara çıktılar. Biz kaç puandayız? 20. Bizim o dörtlünün üstüne çıkmamız için gereken puan kaç? Şu an 12. Ama Kasımpaşa dönecek, Giresun dönecek. Bir onların puan kaybetmesini bekleyeceksin, iki sen habire kazanacaksın. 12 puan dediğin 4 maç. Allah ne verirse bir seri yapman lazım. Öyle bir seri bu takım yapabilir mi? Yapamaz diye bir şey yok ama umudumuz da yok. İşin kötü tarafı. Bu işler buraya nasıl geldi? Bunun hikayesini size anlatmama gerek yok. Aslında hepimiz olayın fazlasıyla farkındayız. Bir adil gevrek çaresizliği içindeyiz. Bir şehir, koca bir şehir, böyle bir durum oluştu. Allah hepimize yardım etsin. Bir kere bir şehrin takımının kaçıncı ligde oynadığı, kaç tane 5 yıldızlı otelinin olduğu, üniversitesinin olup olmadığı, bu üniversitenin üniversiteler arası düzeyinin ne durumda olduğu, bilimsellik, tıp ve benzeri mühendislik konularında herhangi bir meselede uluslararası bir uç başarıya imza atıp atmadığı, bunların bütün hepsi bir şehir için, tabii ki sağlık standardı, eğitim durumu, eskiden okur yazar oranından bahsediyordu, şimdi daha başka şeylerden bahsediyoruz. Bütün bunlar, ama bütün bunlar bir şehrin bulunduğu seviyeyi ifade edebilmek anlamında çok önemliydi. Bu kriterlerinden önemlilerinden bir tanesi de sportif başarı ve o şehrin futbol takımı varsa ve bu futbol takımının bulunduğu lig mahiyetinde nerede olduğu. Şimdi biz bunu geçmişte çok üst seviyede yaşamış bir şehriz. Boğaziçi Spor bu ülkede sesini fazlasıyla duyurmuş. Yurt dışında da bu ülkeyi şanla şöhretle bir şekliyle temsil etmiş bir kulüp idi. Boğaziçi Spor deyince hepimiz şöyle bir dururuz. Süper Lig temsilcisi oluşturabilmek, mevcut yapıdan yeni bir şehir markası üretebilmek adına bir yeni Boğaziçi Spor oluşumu gerçekleşti. Şu anda Süper Lig'de olması bu şehir için çok büyük bir avantaj. Ama bu bir şekilde bir takım ellerle resmen bodoslama düşüyor. Hepimiz çok fazlasıyla üzüntülüyüz bu konuda. Para, pul, ekonomi, pandemi, sıkıntı üstüne gidiyor. Onun üstüne hepimiz için bugün de yarın da olması gereken bir özel marka ile ilgili çok olumsuz bir havanın estiğini görüyoruz.
Ve bu da moralimizi biraz daha bozuyor. İyi şeyler çok az. İyi şeyler çok az. Allah sağlık sıhhat versin deyip katlanıyoruz birçok şeye. Ama işte dediğim gibi bu tür şeylere çok ihtiyacımız var. Efendim biz pazartesi sabahında size bugün itibariyle veda ediyoruz. Hepinize sağlıklı, mutlu bir gün diliyorum. Her şey yolunuzca olsun. Yeniden görüşmek üzere diyerek ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Hoşçakalınız. Yayında yapımda öne geçen bütün arkadaşlarım adına.